Keith Scaglione yönetiminde Württemberg Oda Orkestrası eşliğiyle keman sanatçısı Daniel Wöhler, George Gershwin bestesi Tempo di Blues geldi radyolarınıza. Klasik müzik fanatikleri için Gershwin, klasik diye nitelenmeyecek kadar pop, popüler müzik tutkunları içinse fazla ciddidir. Halbuki Gershwin hem o hem de ötekidir ve ölünceye kadar da araştırma ve deneme yapmaktan vazgeçmez. Örneğin tek perdelik caz operası Blue Monday Blues'u yazan Gershwin 1919'da yaylı çalgılar dörtlüsü için bir lullaby'da yazmıştır. Müzikalleri ve şarkıları bütün dünyada ses getiren Gershwin tabii ki Hollywood'un da gözünden kaçmaz. Programımız George Gershwin'in 1932 yılında Havana'ya seyahati sırasında duyduğu bir müzikten ilham alarak yazdığı Cuban Overture adlı eseriyle sona eriyor. Fransız ikili Nouvelle Vague, lounge müziğin gözdesi konumunda bir Depeche Mode cover'ı Steven Servant ve Nouvelle Vague. Yılındayız şimdi. Bir süre Alman grup Enigma ile de çalışan Jamaikalı yıldız Andrew Donald. O günlerin en iyilerinden Radyo 3 frekanslarında caz ve tarzdan tüm dinleyenlere merhabalar. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Ben programı hazırlayan ve sizlere sunan Burcu Şenyapılı, her pazartesi akşamı 19'da Latin caz çalışmalarından örnekler sunmak için sizlerleyiz. Farklı tarzlarla sizlere ulaştırdığımız programımıza bu akşam The Latin Jazz Quintet'in kendi adlarını verdikleri 1961 tarihli albümüne kapanış parçası April Rain ile başladık. Caz ve tarza şimdi Kübalı efsane Latin jazz piyanisti Bebo Valdez ile devam etmek istiyoruz. Sanatçının 2005 yılında Latin jazz kategorisinde yılın albümü ödülünü alan Bebo de Cuba başlıklı iki diskten oluşan albümünden sizler için iki diskte bulunan Kabul y Lorenzo adlı parçayı seçtik. Afro-Küba Latin jazz alanında bir klasik olmuş bu albümü kaydettiğinde Valdez 86 yaşındaydı. Dinleyeceğimiz parçanın bestesi de Bebo Valdez'e ait.